Erdem Cumayoğlu Şəkidə 1931-ci ildə yanvarın 5 günü dünyaya gəlmişim. Çox ağır həyatım keçirdi. Məndən maraqlanırlar ki, bütün həyatım bu 82 yaşa çatmaq böyük hünərdir. Bu hünərə necə sən nail ola bilmişsən, o çətin həyatlarını keçirin. Mənim cavabım da belədir. Ekranı açın, qulaq asın. Sizin qonağınız olacaq bu saat biz. Məhərrəm dayını eşidin. Bin ildə doğulmuşam, 41-ci ildə 11 yaşım, 10 yaşım olub, çox vəziyyət müharibə başladı. 4 uşaq, atam, anam. Atam getdi müharibəyə. Uşaqlarım böyüdü, mən idim. 11 yaşımdan, 3 yaşımda. Məktəbin 4-cü sinifdə oxuyurdum. Elə o gündən məktəbə gedə bilmədim dahilə, 4-cü, 5-ci sinifdə məktəb bıraxdım. Yalnız zəhmətimlə, mal saxlamaqla, təsərrüfatla, dağla, meşə ilə müharibənin o çətin hallarını başa vurduq. Anam vardı, zəhmətkeş. Anam rəhmətə getdi 90-cı ildə. Orta məktəbi yaxşı oxuyurdum. Çox gözəl, amma çox təəssüf ki, başa vura bilmədim vəziyyətə görə. Körpü uşaqlar vardı, məni evə at elədilər ki, sən bu məndən kişi uşaqları, sən atasından, anamdan, zəhmətdən, biçim-biçmaqda, nə bilim, təsərrüfatla, mal saxlamanın məşğul olub, elə o 5-ci insan üyəzə oxuya bilmədim. Hamı öz başının güyən girirdi, kömək eləyən yox elə. Ana, bala biz elə zəhmətlə çalışıb, əskər pul verdilər bizə, əki uşağa misal üçün, o baxdım, devrin pul yəni, o 300 manatı, 30 manatı belə pul verdilər. İmkanda elə tək-tək idi. Qalan hamısı ümumi vəziyyət idi. Amma elə indiki kimi narazılığımız yox idi. Bilirik, deyirik biz, həyat belədir. Çünki özə bundan çətin idi daha. Həyat indi Allah'a çox şükür, nə oldu ki? İndi bax, işığımız, qazımız, yollarımız, maşınlar, onda necə işıq, necə qaz, necə elə şeylər. Amma elə bilir ki, həyat belədir, elə örgəşmişik ki, o həyata. Çox çətin, yamaqlı, həməşə yamaqlı paltar girmiş o bax. Ondan sonra, müharibə deyəndən sonra yavaş-yavaş həyatda inkişaf getdi, abadlıq yarandı. Necə daşı-daşı da qoymaq mümkün döydü baxlarda. Hər yan çəpər, daxma öylə, geri torpaq. Mən həməşə, bax, indiki gənclər görməyibdir, mən onlara həməşə tövsiyə edirəm ki, ay bala, şükür eləyim. İndi nə var ki, bax, indi bu ki, yaşayışı. Mən elə bilirəm ki, dünyanın tarixi çox uzun, 1000 illər, amma mən elə gəlir ki, dünya 60-cı ildən yaranıbdır. Çünki o yerə kimi heç bir inkişaf olmadı, yerini saymışıq. Yamağızı parçalına, mürəkkəbdən nəmağa gedirik, çox, nə bilim, zolaqdən nəmağa gedirik meşəyə, çırçındır, piyada yollar, o qədər 10 kilometrdən piyada yollar geyib gəlmişik biz o vaxt. İndi danışdırırsan, cabanlar deyir, nətəyə yaşamışsınız siz? Yaşamışıq. Yaşamaq üçün birinci yaşamağın şərtləri var. Mən 82 yaşa çatmışam səbirlə. Səbirli olmaq lazımdır. Ondan sonra paxıl olmaq lazımdır, filan kez getdim, mən qaldım. Hər kəsən bərabərlik gözləmə. İnsanları heç vaxt bərabər olmayıdı, bu yerə kimi olmayacaqdı. Hər kəsən öz qabiliyyətinə görə, gücünə görə həyat qurdu. Ən birinci çörək. Heç çörək axtarmırdı ki, çörək imanı. Yalnız çörək vardı ki, arpa yemiş, arpa onu, nə bilim, cımıq, nə, ölməmək üçün qəhrəman analar olubdu. Qəhrəman analar müharibədə kişilər getdi, gəlmədi. Qalan qəhrəman analar uşaqlarını böyütdülər. Allah rəhmət eləsin onlara. Ağ çörək, ağ gün deməkdir də, ağ günə çıxdıq. Valla, mən bir bübün var deyərdi ki, oh, doyunca buğda çörəyi yiyib ölsəm dərdim yoxdur. Qəndindən çay içib ölsəm dərdim yoxdur, çay necə qəndinə qarırdı bu vaxtı. Zolanla, qaqayla, mürəkkəblə çay içirdik. Həm də vəziyyətdə yaradı. Thank you.
sevgi, məhəbbət öz devrini keçirməlidir. Əlbəttə ki, sevgi həmişə var, sevgisiz həyat yoxdur. Amma o vəziyyət ona da böyük təsir göstərirdi ki, sevgi də biraz yaşayışın yaxşı olmasından daha doğrudur da. Mən misal üçün 27 yaşında ailə qurmuşam. Amma hansı ki 22 yaşından, 20 yaşından ailəni qurmaq olar. İmkan dərdindən misal üçün, vəziyyət dərdindən toy eləmək üçün gərək maddi imkanlar lazım. Bax, 27 yaşında ailə qurmuşam, 5 uşaq atasıyam. Öğretlerim okuyordu, biri alt təhsili, biri orta təhsili de. Kızlarım yani köşürmüşüm, yani 3 kızım, 2 oğlum var. Allah'ım bunun için sağ eylesin. Nihayet geride kalmamışım. Allah'a çok şükür ki bunları büyütmüşüm. Allah'ın kömeğiyle. Sevgiyle o kadar marağım olmadı. Olsa da bir ehsan o aşıka ki sevgini hiddete gizlice sevdi yani benim sözüm de öyle yani gizli sevdi seviyor aşkar elemiyor ona ona yürek lazımdı ön seyahat yoldaşımla kömehler sebebiyle ben o kadar şeyle çok da biraz utancak olmuşum hiçbirinin yani kızın giyip onu yakın durmaya danışmaya ben üzüm yüreğim gelmişti sebeple aksakallarımız aklı şehirlerimiz özleri tapıp gösterirler herhalde benim özümün isteğiyle. O mütlak isteği olmalıydı, oğlanın özünün isteği olmalıydı. Bir tane aile kurmuşam, onunla da tamamlamışam. Yani görmeyi muhtelif aileler var, ikisinin üçünü alırlar, boşayırlar, ilaçlar, bir şeyler bende olmuştu. Ehsaniyet indiye bakma, bugün nişanlılar tarafından gördüm, kol kola gezdirler. Bu vakti bir defa giyip gördüm, beğendim, bir de öğeğe gelene görürdüm. Vesselam. Böyle uzaktan, kırahtan, kenardan böyle maraklanıp görebilirsin. Yakın durup tanışma mı sensin? Olmuyordu bizim devrimizde. Hoş değilse arzu dile, taşa dönüp dolsun öyle. Hoş değilse arzu dile, taşa dönüp dolsun öyle. Unutma içinde. Devrin özünün cehizi olur da, o vaxtında cehizi ve kızılı olur. Kızıl mütlak, kadın için kızıl mütlak olmalıdır. Almıştık biz de. Kızıl üzüğü de, senesi de, boğaz, boğum, bağı da, hepsi öz yerinde. Anamın sağlığında, anam bu işlere çok can koyup, Allah rahmet eylesin, bütün ölenlere, ben eziyetimi anam çekipti. O benim o... Böyük oğlum ağır infak keçirdi. Bap ağır, tüdyüden getirdik, yatırdık. Öyle ürək çırıldı falan, pişmişken, neyse, maalesef falan bir ay yarıma onu durduk Allah'ın kömeğiyle. Anadır da, ana buna çırpındı ki, ya Rabbi, ben ölüm, o kalsın. Beni öldür ya Rabbi, ona şey olur, çabandı da. Düz de alkış eriydi. Allah da bunun arzusunu kabul eledi. Gönderdik Bakı'ya da bunu malikiye de da damarın bir işlemirdi. Orada ameliyat oldu. Daha doğrusu eleyebilmediler o damarı açabilmediler tutulan yeri. Öbür damarları yaxşı işleyir diye ürək dirək verip gönderdiler derman falan ki narahat olmayasan o öbür damarlarından sen yaşayacaksan yaşayır inşallah. Ama anası o günde xəstəliyə tutuldu. Oğlunun o vəziyyətini. Qaraciyərində şiş yarandı. Ay ora bura apardıq. Burada inanmadık, apardık Bakı'ya, Bakı'da da baktılar, dedik hemen ne şey de toksikanı yoklar, dediler ki valla bunu biz hala imkan edebiliriz karaciğere. Burada bunun 3 ay ömrü var. Dayı özüne bildirmedi, özüne dedi bildirmeyin, ne isteyin, verin, yiyin, ne isteyin. Belediyle 3 ay doğrultuda yaşadı, ömrünü tamam eledi, dünyadan gitti. Aynen bak, böyle o bala derdinden, şu bala, şükür Allah'a ki, bala yaşayır. Ben de şimdi aile yoktu. Neyli yap, 5'li yaşadığımız bir kismet belədi. Hayat yoldaşın yerini hiç kez verebilmez. Ürək körəlir de hala. Gözden yaş da çıkıyor. Ailesiz adam biraz
Həmişə bu ailəsiz adama kömək eləmək, yardım eləmək, onun qəlbinə dəymək olmaz. Mən bunu tövsiyə edirəm cavanlara, bütün oğullara, atalarına, analarına, təhlükə qalanda. Ona qəlbinə dəyməyin, onun qəlbi sınıqdır, qəlbi sınıqdır. Təhtən, tanım bir... Allah Teala özü insanı yaradanda Adəm Ətədini yaratdı deyir. Oturdu deyir, can verir, nəfif verir, gördü ki, heç qaşqabağı açılmır. Mən bir molla əmin vardı, danışırdım. Allah Teala deyir, buna görsün, bu niyə bir qaşqa qəmli durur, deyir. Deyir, hə, bu təhtdir. Adəm Ətəmizi yuxuya verib, onun sol qabrıqasından Havva anamızı dünyaya getirdi. Gözünü açdı, gördü ki, bir tane qadın böyründə. Ya qəmgün dünən adam görüb baxın, görə ki, başa gülməqa. Bax, qadın da kişinin arası bunun mütləq mehribançılıq, həvəz, gülüş olan şeydir. O da yaxında da bunları qabırıq durur. Yaxın, ötəndə kişində tuba verirəm, gedirəm, əsinə, o unutma olmaz ki. Hamımız. Güyəri bitə bilir. Bu alimlərin sözüdür. O qızıl gülə bənd ol gedərsən, görsən bunun zibilliklə qidalanıb. Heç nəymiş. Ailəni harada bitibdir, hansı çörəklə böyükdür, onu nəzərə almaq lazım. Həməşə seçib sorulmaq barəm. Təkilə sifətini görüb bənd olmaq olmaz. Mütləq fikirləşmək lazımdır. Mən özümə nəvəm var, 30 yaşa çatdı hələ. Hələ bu əyridir, bu düzdür, deyə gedir. Hələ, bu, təyin edə bilmir. Çünki görürsünüz, burada evlənmələr, boşanmalar var. Bu hamını qorxudur, subayları qorxudur ki, baş, nə tərir ya ki, elə bizdə olmasın. Buna görə hər halda seçmək, kökünü öyrənmək, kimin hansı ailədəndir, qızının hərəkətini, savadını, indi çox savada da çox meyil verirlər. Oxumuş axtarırlar. O da lazımdır, əlbəttə, mümkün edən oxuyan olsa, indi kişi biri işləməyəndə biri işləyər, biri yəni hər ər arvadın yəni bir çörək qazanmağa, bacarağı olmağa nəzər tutulur ki, bunu eləmək lazımdır. Bilməz, atalar misal var deyib, başını papaq ördənən bu kişi olmur. Örpək ördənən bu arvad olmur. Çox bol, amma hamısından olmur da ailə qurmaq. Ona görə mütləq seçim eləmək lazımdır. Onun da zaman getirib deyir. İndi bax, bu saat ildən ilə açıq, sökük, belə qarışıq vəziyyətdə yaşaması köhnə işlərdən uzaqlaşdırırdı bizi. İndi çətindir. Mən belə deyərdim. Qaldım, mən xahiş eləyərdim ki, mən bu sevgidən, məhəbbətdən, mən bir yaxlar cavanlığımda mən bundan söhbət açmamışam. Mən öyrətdim, toxumu səpilməlidir 30-40 yaşın arasında. Onda mən öyrək olsun, məsələn 40 yaşında çiçəkləməlidir, ondan ətri gəlməlidir. Qocalıq, axsaqqallıq ətri ondan gəlməlidir. Elə axsaqqallar var ki,
özüne hürmet koymur adam. Özüne hürmet koymayana kıraattan da hürmet koymayacaklar. Aksakal yere özüne hürmet koysun. Aksakallarını hissederdi ki ben aksakalım. Görürsen gedende ayağa dur uşaklar cabana açıp aksakal yani. Ama el aksakal var ki koşulur uşaklara ne bileyim mi? Meryem yerlerde aksakallığı tamam unudur. Yazmışam ki bugün senin ad günündür. Düz 40 yaşın olur tamam. Soruşsalar kimdi seni besmi kemana çattıran? Değersen ki göğde Allah, yerde anam, bir de atam. 40 yaşın çok manası var. Her iş kıta tamamlanır, eniş yokuş hamarlanır. Ağıl toplanır başında, devlet gelir 40 yaşında. Nezer salın tarihlere, sevdiğimiz peygambere, Kur'an geldi 40 yaşında. Özü cavan güler yüzlü, Hadice'ni kabul etti aile kimi 40 yaşında. Cahilliğe son koyuldu, güneş doğdu, nur elendi Muhammed'in 40 yaşında. 40'a kadar sabır lazım, çetinliğe gözüm lazım. El içinde temiz adla alnı açık gelmek lazım. Bak budur seni arzularım, gelsin güzel sedaların. Ben de bakıp ilham alım, ferehlerim 40 yaşında. Hayat bize bir mekteptir. Bu hayattan alın dersi. Olma var devlet herisi. Hürmet kazan 40 yaşında. 40'ın üstte 50 geler. Uzun ömür can sağlığı. Bu arzunu Allah verer. Kabul olsun 40 yaşında. Dost tanışlar alkışlasın. Yaşı pisip bağışlasın. Sana hürmet koyan dostlar. Tebrik etsin 40 yaşında. Alkışlar. Vallahi hayat şirindir. Ne kadar yaşasan yaşamak istiyorsan. Ama çok düz ilde, çok uzun ilde yaşamak felaketlere sebep olur. Niye? Benim yakın komum vardı. 75 yaşını meclis kurup kaydelemiştiler, tebrik edilmişler, eşitmiştik. Bize geldi konak, bize tebrik edildi. Ay Elda'ya. İşte 75 yaşını kaydettiler. O gün olsun, 80 olsun. Dedi, yok daha istemiyorum. Bestti. Dedim ki niye? Yaşı imkanları, imkanlı evlatları vardı. Dedi vallahi benim hiç şeye ihtiyacım yoktu. Evlatlarım da yaşlı, bana da güzel hürmet edirler. Bezmemişim hayatımda. Ama görürüm ki evlatlarımın başı ağarıptı. Sinlenittiler. Korkum oldu ki benim gözümün kabağında ben yaşayayım. Bunun başına bir iş gelir. Bu benim için de olur. Ben görmemek için vaktinde gitmemi istiyorum. Şimdi düzen, şimdi zamanda pul kazanmaya evet gösterirler. Çünkü pulsuz bir adım atlayamazsın bu saat. Puldaki su kimi, kar kimi eriyi çıkıp gelir. Bunun da lazım pulsuz. O Elefes abinin güzel sözleri var. Pulsuz kişi özümü sanki insan sayırsan. Böyle bir şeydir bunun ha. Şimdi pul da lazımdı ama hürmet de. Çöğüte pula meyil verip insanları hürmeti tullanmak olmaz. Mezarlık hakkında şiir yazmışım. Yazmışım ki yolum düştü mezarlığı dolandım. Nezer saldım canlı insan görünmür. Odlara gerg oldum, geme galandım. Keçiribler çok günahını görünmür. Bir keçir mezarın kışı ile yazı. Ağladır taşlara yazılan yazı. Sallanmır gelini, dolanmır kızı. Ne kocası, ne cabanı görünmür. Ne saray görünür, ne sultanı var. Ne ferman veren var, ne de günahkar. Seçilmir o yerde şah ile kullar. Tahtı, tacı, ne zindanı görünmür. Ne şam yanır orada, ne çırağı var. Ne güneş görünür, ne de ulduzlar. Açılmır seherler, olmur akşamlar. Ne hurusi, ne gilmanı görünmür. İşlemir mektuplar, ne bir haber var. Tilsimdir her taraf bağlıdır yollar. Sana be kismettir ay Muharrem dayı. Bir gün diyecekler Reyhan'ı, bu da görünmür. Diyecekler Muharrem dayı, baştaşı koyduk Allah rahmet eder. Yalan dön ki, o cennete gitmesi öz elindedir. Bu dünya, o dünyanın tarlasıdır. Bu dünyada ne ekersen, o dünyada onu pişersen. Bu dünyada gerek bak, yakşam ellerle bak. Her dakika, her sutka erzinde gel özel hesabat versin. Ben bugün erzinde elimle ne günah işlettim, ne sabah işlettim. Sağ çininde melek yazır, yakşı işler onu sol çininde bir semeller onu yazır. Sen her adım gel bilen ben kimin keyfine değdim, kimin kalbini sındırdım, kimin zahmetini benimsedim gideyim. Bu dünyada özel hesabat onu düzgün yaparsan, o adamlar cennete gidecek inşallah. Herkes öz günahını o kadar çok bilmelidir ki. Bak bir kıldığı gedirdik yolundan nevesiyle. Kafada bir tepe vardı. Nevesiyken
Ay baba, o dağ nədir? O mənim günahımdır, bala. O dağ boyda mənim günahım var. Hamı özünün günahını görməlidir ki, mənim dağ boyda günahım var. Heç etdirməsin ki, mənim günahım yoxdur. O qədər günahlarımız var ki, mənim də günahım var. Günahsız adam olmaz, amma demirəm. O deyir ki, öyle olsun ki, yardan biraz az olsun, tərəzi biraz, nizam tərəzi və sababın çox olsun. Bak, bundan da nə boyda hörmət olar ki. Allah'ın da iddia edilen bir cavan oğlan deyir ki, ya Rabbi sen bu haksızlığa niye öftesinden gelebilmirsen, ne olar üçte gün o Allah'lığıma ver. Ben düzeltmem dünya, Allah Teala verdim. Üç günlük Allah o verir Allah'lığını o cavan oğlana, ama özü de deyir ki, ya yanına duracağım, ne versin, görüp sen ne arayacaksın? Şimdi biz hamımız el açıp göğe açıyoruz da Allah göğde, ama Allah göğde yok, her yerde, yerde de var, göğde de var, her metirde var Allah'ımız. Birden görür ki göğde de teze Allah'lığı kabul eden olan, görür ki bir var evvel adam arabalara dedi, maşin olmuyor bazı arabalara bir 25 yıldan ölüydü. Dermana gidip konuşup çatı birden varmış. Ey ne olar? Mende bir meşin buradan var. Sen arabaya koyak. Aparat tüketi koy. Üstelik 20 metre burada bunun kedi binmiş de bunun ki. Gelir derman açısına yakın bir 20 metre bu. O vardı imkanı değil ki ay bala. Git o dermanı yokla gül orada vaziyet, o nöbe, o çilet bak. Bunu oraya gönderen kimi özel 20 metre buğdası olmana bakmayarak bir metre buğdadan uçası olmuyor. Açın ondan özünkine tökür. Onda o Allah göğden bakır da o teyze üç günde Allah'lık götürürsün de. Yanında bir kaya varmış. Başlıyor onu tepetme. Allah Teala diyor. Ne kadarsan sen? Girem kayanın tepesine salacağım bunu. Girem şey öyle olmaz. Öyle işler yüzlerle. Her yerin tepesine bir kaya salsan dünya dağılar. İbet görmüşsen ne bir zaten iş görürüm. Diye onun teri vardı. Onu öyle ilah geç. Özünü kamer olmasın. Allah'da her şeye imkanı var. Diğer onun bereketini o 25'in bereketini o bir meşke koy. Bizim elimizdedir. Diyor ha, yaxşı. Gelip uyudurlar, getirirler. 15 gün sonra görür ki o ehbal adam gene konuşuyor ki ben daimana gelirim. Mesum var, diyor ki sen kurtarsan 25 kat buldu yutmuşsun. Diyor ben her bir meşeğimi kurtarım ki yarın meşek durur. Bunu Allah Teala onun bereketini koydu buna. Görürsen bak. Göbere hikmetli işler var ha. Ona göre de yani başkasının malına göz tikmek, başkasından uğramak, böyle şeyler olmaz. Allah görür bunu. Diyor, öyü temiz sakla, konak gelir, özü bedenini temiz sakla, ölüm gelir. Her an ölüme hazır olmak lazım, ondan korkman lazım değil. Hayır ölümüne bir şey. O yüzden bir deyip, o dünyada kavuşursan cennet, Allah Teala öyle bir cennete salar ki bu dünyada da o dünya güzel olur. 20 yıl sürücü işlemişim. O vakti sürücü yoldaşlarıma tövsiye olarak şu hareket kaydalarına ne cemal etmek lazımdı. Onu şehirle tövsiye etmişim. İndiki halde laf bahçıydım benim. Bu şehrim canlı indi de öyle bir şey tezedir. Maşınlar yola sığmıyor. İlle de öyle. Günde de bir hadise, faciye hamımızı rahat edilir. Ona göre benim makamdan ben sürücülere bir de tövsiye edeyim şehrimi. Deyin yoldaşlar dinleyin beni. Şehirle okuyun nizamnameni. Hareket eyleyin dikkatinizle. Hadise olmasın şehrimizde. Hareket kaydasını kim pozsa eğer. Şüphesiz o adam çok zarar çeker. Belki de ölümlü neticelendi. Beraber tutmayın şehirle kendi. Görürsün şehirde çok maşın vardı. Geldim Şekin'in de yolları dardı. Onun için sizden çok kahişim vardı. Birinci kahişi yazmışam bakın. İspitli işiye durmayın yakın. O engel türedip kan akıdandır. İki prol dalında durma amandır. Onun hadisesi vallahi yamandır. İkinci kahişim bak budur size. Maşının gazını basmıyor yüze. Kıymet verin daim sen etinize. Şeytan da girmesin saf kalbinize. Ben tamaşaçılara demek istedim ki ezel yaxşı aile başçısı olsunlar. Cavanlarından kocalanda aksakal olsunlar onları. Aksakala şimdi hürmet edemezler. Gelecekte onlara da hürmet edemeyecekler. Hamiye can sağlığı, uzun ömür.
Thank you.